Evet arkadaşlar, şimdi simetri konusuna girelim. Simetriyi 3 durumda inceleyeceğiz. Birincisi bir noktanın bir noktaya göre simetriyi, daha sonra tabii bir doğruya, daha sonra da bir düzleme göre simetriğini inceleyeceğim. Şimdi noktaya göre simetri oldukça kolay arkadaşlar. Size bir nokta verilecek, bir A noktası. Diyecekler ki bir P noktası var. O P noktasına göre simetriği nedir? O P noktasına göre simetriği olan nokta, diyelim ki A noktasının A üssü olsun. Peki ne olması lazım simetri deyince? Bir kez A üssü şurada olmayacak. Yani A üssünün bir kere doğrusal olması gerekiyor. Ve ikinci de şu arkadaşlar, şu iki kısmın yani AP ile PA üssünün eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla ben buradaki eşitlikten yararlanarak P ve A noktası verildiği zaman A üssü noktasını çok rahat bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Çünkü A ile A üssü noktasının tam orta noktası nedir? P noktasıdır. Siz buradan artık A üssü noktasını hemen yerine yazıp bulabilirsiniz. Yani A artı A üssü eşittir 2P olduğundan dolayı A üssü noktası 2P eksi A şeklinde hemen simetriğini elde edebiliriz A noktasının P noktasına göre. Şimdi yani örnek var. 1, 2 noktasının 3, 4 noktasına göre simetri olan noktanın koordinatlarını bulunuz diye. Bu tabi ezberlenecek ya da şey değil, direkt hemen yapabileceğiniz bir soru zaten. Bir formülüze etmenize gerek yok yani. A eşittir 1, 2 noktası verilmiş. Bir de P noktasına göre. P noktasının tam orta nokta olmasını kullanacaksınız. A üstüne de diyelim ki küçük AB ile gösterelim. P noktası da nedir? 3'e 4'müş. Buna göre simetri. AP ile PA üssünün eşit olmasını kullanabilirsiniz. Ya da dediğim gibi A artı A üssünün 2 tane P olması, yani A artı A üssü bölü 2'nin P olmasını kullanabilirsiniz. A noktasının koordinatı 1'e 2, A üssü noktasının koordinatına AB dedim. 2P hemen ne oldu? 2 kere 3, 6 ve 8 oldu. Dolayısıyla A artı 1'in 6, pardon, A artı 1 şöyle yazalım daha güzel olur. A artı 1 virgül B artı 2 eşittir 6'ya 8 olması gerekiyor. Demek ki A'nın kaç olması gerekir? 5. B'nin kaç olması lazım? 6. Dolayısıyla AB noktası, yani A üssü ile gösterdiğim simetrik noktanın koordinatları 5'e 6 olarak bulunur. Evet. Bu fark ettiyseniz burada evet düzlemde yaptım ama bu yaptığım işlem herhangi bir boyuta bağlı olmayan bir işlem. Bunu herhangi bir boyutta da aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi gelelim bir noktanın bir doğruya göre simetri olan noktanın nasıl bulunacağı. Arkadaşlar isterseniz ben şurayı şöyle tamamen kapatayım ve burada birlikte anlatalım. Evet, şimdi görelim bir nokta verildi yine. Şurada bir nokta verildi ve bu noktanın şuradaki bir D doğrusuna göre simetriğini bulmak istiyorum. Size verilenler A ve D. Dolayısıyla siz neyi bulacaksınız? Şurayı bulmanız gerekiyor bakın. Şuradaki bu noktanın özelliği ne olması gerekiyor? Onu da şöyle kırmızıyla göstereyim arkadaşlar. Şuradaki A üssü noktası 1. Şurada bir H noktasından bahsedebilirim. Bu H noktasının aslında en yakın olduğu nokta diye biraz evvel, yani önceki derste yapmıştık bunu. Peki A ile A üssünün bu doğruya göre simetri olması için ne olması gerekir? Elimizdeki veriler, birinci verimiz şu arkadaşlar. A ile A üssü, ki A üssüne de yine bakın boyut da çok önemli değil. 3 boyutlu verildiyse ABC diyebilirsiniz. 2 boyutlu da verildiyse AB de diyebilirsiniz. 4 boyutlu ABC de diyebilirsiniz. Ama şunu biliyorum. A ile A artı A üssünün toplamının yarısı H. H bu nerededir? Doğru üzerindedir. Evet, bu benim birinci verim. Yani H noktası yine doğrunun üzerinde olduğunu kullanacağım. Aynı dikizdüşüm noktasının bulunmasında olduğu gibi. Peki ikincisi nedir? İkincisi de yine aynı şekilde bakın. Doğrultmana bakın. Şuradaki doğrultma. Bu doğrultma, çünkü bana ne verilmiş? D doğrusu verildiği için doğrultmanı bulabilirim. Hemen şunu biliyorum artık ikinci veri olarak da. A ile A üssü oluşturduğu vektör ne olması gerekiyor arkadaşlar? U vektörüne dik olması gerekiyor ki bunu şöyle yazabiliriz kısaca. A üssü vektörü ile U vektörünün iç çarpımı sıfır olmaz. Evet, bu iki bilgi bana A üssü noktasını bulmam için
yeterli. Rekipte sorulursa derim ki A üssü eşittir ABC olsun diyerekten bunları çözümünü yapabilirim. Evet, mesela bir tane sorumuz var. 2013 öğretmenlik alan bilgisi test sınavında sorulmuş bir soru. KPSS'de 1, 2, 3 noktasını şu doğruya göre simetri olan noktanın koordinatlarını soruyor. Hemen bakın yapıyorum. Şöyle bir doğru çizdim rastgele. Yani daha net görünsün diye tekrar çizmek istiyorum. Şuradaki bir A noktası verilmiş bakın. A noktası 1, 2, 3. Şuradaki noktamıza da A üstüne de 3 boyutlu olduğu için A, B, C dedim. A, B, C dedim. Şimdi ne olması gerekiyor? Şuradaki P pardon P değil. H'da göstermiştim değil mi? H noktası bu doğru denklemini sağlaması gerekiyor. H noktasını bulalım. H eşittir. A artı A üssü bölü 2'dir. Onu yazarsam A artı 1 bölü 2, B artı 2 bölü 2 ve C artı 3 bölü C artı 3 bölü 2 şeklinde H noktasının koordinatlarını biliyorum. 1. Peki bir de bana ne lazım? U vektörü lazım. U vektörü dediğimde doğrunun doğrultman vektörü. Peki U vektörünü yazalım arkadaşlar. U vektörünü yazarsak şöyle güzel çizeyim. Nedir? X, Y, Z doğrusu olarak verildiği için direkt 1, 1, 1. Pekala artık elimde H var. Tabi H bilinmeyenli U var. Fakat ben neyi soruyorum? A, B, C'yi bulduğum an zaten neyi bulmuş olurum? Simetri noktasını bulmuş olurum. Şimdi verilerimi kullanayım. Birinci verim şu. Bir kere H nerede olması gerekiyor? Şu doğrunun üzerinde olması gerekiyor. H elemanıdır. D doğrusu. O zaman yazıyorum. Yani şu birinci koordinat X, ikinci koordinat Y. Onu yazarsam şunu elde ediyorum. A artı 1 bölü 2 eşittir. Eşitlik çok kolay verildiği için hemen B artı 2 bölü 2 o da eşittir. C artı 3 bölü 2 şeklinde bir elde eşitlik elde ederim. Bakın bu benim bu veriden elde ettiğim ilk eşitlik. İkinci eşitliğim de şu. Nedir o? A üssü ile H vektörü, H diyorum, U vektörü birbirine dik olması gerekiyor. Evet, bu dik olduğunu şöyle, yani iç çarpımları sıfır olacak. Bu arada AA üssünü de hemen yazabiliriz. AA üssü vektörü dediğimiz vektör nedir? A-1, B-2 ve C-3 şeklinde yazdım. U vektörü de burada verilmiş. Tekrar yazayım. U vektörü eşittir 1, 1, 1. Bu ikisinin iç çarpımını hesaplayacağım. Hiç sıfır olması lazım. A-1 artı B-2 artı C-3 eşittir 0. Daha da güzel yazalım. A artı B artı C eşittir 6. Evet. Bu da benim ikinci denklemim. Gördüğünüz gibi iki tane denklem elde ettim. Bunlardan artık ABC'yi bulmak kaldı geriye. Nasıl yaparsınız? Hemen yapacağımız iş şu. Şuna diyelim ki K diyelim. A eşittir 2K eksi 1. B eşittir 2K eksi 2. Ve C eşittir yine 2K eksi 3 eşittir 6 olarak yazabilirim. 2, 2, 2, 4, K, 6 tane K'm var elimde. 6 da buradan geldi. Öbür tarafa attım 12. Ve K'nın ne olduğunu buldum arkadaşlar. 2 olduğunu buldum. K 2 ise A'yı, B'yi, C'yi bulabilirim şuradan artık. Hemen şuraya yazıyorum. K 2 buldum. O halde A nedir? A 2 kere 2, 4. Evet 3 kaldı. B 2 kere 2, 4. 2'si gitti. 2 kaldı. Ve C de 2 kere 2, 4. 3'ü gitti, 1 kaldı. Dolayısıyla artık A, B, C'yi bulmuş oldum. Şuraya da yazacak olursam A üssü eşittir A, B, C. A, B, C. A dediğim 3, B dediğim 2 ve C dediğim 1 şeklinde hemen sonuca ulaşmış oldum arkadaşlar. Evet. Yani bir noktanın bir doğruya göre simetriğini de bu şekilde yapabiliriz. Burada hangi boyut olduğu önemli değil. Dediğim gibi burada 3 boyutlu. Mesela 2 boyutlu içinde bir örnek sorumuz var mesela burada. Bu soruyu da isterseniz birlikte yapabiliriz. Şöyle yapalım. Yine doğrumu yazıyorum. Şöyle bir simetri alacağım noktayı şuraya A noktası dedim. A noktası. Burada şöyle de yapabilirsiniz. Düzlemde olduğu için
Şunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şu dik, şurası A üssü. AA üssü doğrusunun, şöyle AB diyelim. AA üssünün eğiminin, bunun eğiminin çarpımını, yani U vektörünü kullanmak yerine onu da yapabilirsiniz. Yani buradaki AA üssünün eğimini, doğrusunun eğimini bulup, buradaki eğim de zaten 3. Bunun eğimi M1 eşittir 3. Bunun eğiminin eksi 1 bölü 3 olması lazım ki, çünkü dik olması lazım. Hemen bakalım. M, A, A üssü bulalım. Nasıl buluyorduk? B eksi 2 bölü A eksi 1. Bunun çarptığınız zaman diğer doğruyla eksi 1 olması için, madem dik, bunun eşittir eksi 1 bölü 3 olması gerekiyor. Bakın buradan A ve B arasında hemen bir eşitlik elde etmiş oldum. Daha da güzel yazayım. 3B eksi 6 eksi A artı 1. Dolayısıyla 3B artı A eşittir 5. Yok. 7 şeklinde bir eşitlik elde etmiş oldum. Bu mesela birinci eşitlik. İkinci eşitlik nedir? Şunu söylemiştim. A ile A üssünün orta noktası olan H noktası bu doğrunun denklemini sağlar. Yani H noktasının koordinatları, ikisini topluyorum. Bakın A artı 1 bölü 2, B artı 2 bölü 2 şeklinde. Hemen B artı 2 bölü 2 yazdım. H elemanıdır. Şuradaki D doğrusunun, yani Y eşittir 3X eksi 2'nin bir elemanı. Dolayısıyla burada bunun yerine yazarsam, Y yerine ne yazıyorum? B artı 2 bölü 2 eşittir 3 çarpı A artı 1 bölü 2 şeklinde yazdım. Eksi 2. Her tarafı 2 ile çarpalım ki paydalarla uğraşmayalım. B artı 2 eşittir 3A artı 3 eksi 4 olacaktır buradan. Buradan da B eksi 3A eşittir. B eksi 3A eşittir eksi 1 eksi 3 olacak. Evet, B eksi A eşittir 3 olacak. Buradakiler işlem. İşlemlerde hata yaparsam siz onu tekrar kendiniz de düzeltebilirsiniz. Buradaki sadece bu işlemleri doğru yapmanız gerekiyor. Yani buradaki mantıksal bir hata olmasın. Hemen iki tane denklem elde ettik. 3B artı A eşittir 7 ve B eksi 3A eşittir eksi 3. Şunu 3 ile çarpalım ve toplayalım. Topladığım zaman 10B eşittir 3 kere 7 21 18 B eşittir 18 bölü 10 ya da 9 bölü 5 olarak buldum. B 9 bölü 5 ise A'yı da bulabilirim artık. Hemen A eşittir 7 eksi 3 27 bölü 5 27 bölü 5 A'da ne oldu? 7 kere 5 35 8 8 bölü 5 oldu. Demek ki A üssü noktamızın koordinatları neymiş? 8 bölü 5'e 9 bölü 5'miş. Bunu da bu şekilde bulmuş olduk. Burada da neyi kullandın? Eğimi. Düzlemde olduğu için eğimi kullanabilirim. Fakat yine tekrar söyleyeyim. Burada da doğrultmanını bulup AA üssünün vektörünü bulup yine vektörlerin birbirine dik olma koşulu olan iç çarpımların sıfır olmasını kullanarak da sonuca ulaşabilirdik. Evet, şimdi devam edelim. Yine bir problemimiz var. Rekipte bu problemi de yine benzer yöntemle çözebilirsiniz ve cevabınızı kitabınızdan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şurada şöyle bir teorem var. Bu teorem ise aslında ikinci yol olarak verebileceğim bir teorem. Tabii ben teoremi bu şekilde ezberlemenizi istemiyorum. Hani bunun nasıl çıkartıldığını da ama öğrenmeniz gerekiyor ki bu yöntemin ta kendisidir. İkinci yöntem yine aslında şurada fark ettiyseniz izdüşüm vektörü var. İzdüşüm vektörü yardımıyla bulmak. Peki bunu da şöyle isterseniz çizerek göstermek istiyorum. Şimdi dikkat edin. Şurada bir, hatta şöyle çizeyim. Şöyle eşit bir A noktası var. Şuradaki bir A noktası var. Bunun tam simetri olan noktayı da A üssü olarak ifade ettik. Tam orta noktayı da H demiştik. Şimdi size bu D doğrusu verildiği zaman D doğrusunun üzerinde herhangi bir nokta belirleyebilirsiniz. Rastgele bir nokta aldım. O noktaya da P ile gösteriyorum. Şimdi getiriyorum. Bakın şu PA vektörünü çiziyorum arkadaşlar. PA vektörünü çizelim.
Şuradan çizdim. Peki bu PA vektörünü çizdikten sonra bir de şurada şöyle bir vektörümüz daha var. PH vektörü. PA, bu arada U vektörü neydi? U vektörü şuradaki bir vektörümüz. U vektörü. U. Dolayısıyla şöyle güzel yapalım. Şuradaki PH vektörü dediğim vektör aslında PH vektörü. Şuna X vektörü dersem, şuradaki PA'ya X dersem, hatta şöyle göstereyim bunu, boyayım. X vektörü. PH vektörü X vektörünün U vektörü üzerine izdüşüm vektöründen başka bir şey değildir. Yani şöyle yazabilirim. X izdüşüm U vektörüdür. Hangi vektör? Şuradaki PH vektörü. Şimdi arkadaşlar yine vektörlerde toplama işlemini hatırlarsanız PH ile şu vektörü toplamı nedir? Bakın şu vektörü, ki ona da isterseniz Y vektörü diyeyim. Şuradaki AH. AH vektörüne de, pardon AH değil, HA ile gösterdim. HA vektörüne de ne dedim? Y vektörü dedim. Y vektörü dedim. Şimdi arkadaşlar PH artı HA hangi vektörü verecektir? X'i verecektir. O halde şuraya yazıyorum. PH artı HA vektörü eşittir PA vektörü. Ben bunu buradaki harflerle yazacak olursam şu demek. PH dediğim X izdüşüm, ya da isterseniz PA'yı önce yazayım ise, PA vektörü dediğim, yani X vektörüm eşittir PH vektörüm, X izdüşüm U, yani X'in U üzerine izdüşümü, artı Y vektörü. Bu dursun kenarda. Şunu şöyle kutu içerisine alayım. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Aynı şeyler A üstüne daha şu anda kullanmadım ama ben burada vektörlerin yine özelliklerini kullanmaya devam edeceğim. Şu Y vektörü ise şu hangi vektördür arkadaşlar? Evet. Eksi Y vektörü. Bu Y vektörü ise, çünkü neden? Çünkü AH ile AH üssü A üssü H AH'a eşit. Tam orta nokta. Ve bunlar doğrusal. Dolayısıyla doğrultular da aynı. Y ise bu da sadece yönü değişik. Eksi Y. Şimdi şurayı da birleştireyim. Bakın. Bunu birleştirdiğim zaman PA üssü. Oradan bir eşitlik yazdık. Doğru mu? Bakın. Eşittir PA üssü. Hangi PA üssüne ne eşittir bu kez? PH ile HA üssü. Yani şu ilk yukarıdaki D doğrusunun üstte kalan üçgeninde yaptığım işlemi aşağıda da yaptım. Yani PA üssü eşittir PH artı HA üssü. Peki onu da yine harflerle yazalım isterseniz. Onu yazarsam PA üssü dediğim vektör. PA üssü dediğim vektör. Bilmiyorum, onu harflendirmedim. Onu yazayım isterseniz. PA üssü diye yaz. Çünkü zaten A üssünü bulmaya çalışıyorum. O diğeri PH artı. PH'i yazmıştım zaten. X izdüşüm vektörü. Ve artı HA üstü, ki ona da eksi Y demiştim. Bakın buradan da ikinci bir eşitlik ortaya çıktı. Şimdi ben bu ikisini taraf tarafa toplarsam arkadaşlar. Taraf tarafa toplayalım şöyle. Topladığımız zaman ne elde ediyoruz? X artı. X'i de aslında şey yazayım artık. PA yazayım. Bakın PA artı, çünkü şu formüle geçmek istiyorum, artı PA üssü eşittir. İkisini topladım. Y'lerin gittiğini gördünüz mü arkadaşlar? Y'ler gitti artık. Birisi artı, birisi eksi. İki tane X izdüşüm U vektörü elde ederim. Şimdi bunları açalım artık, koordinatlarına geçelim. A eksi P artı A üssü eksi P oldu. O da eşittir 2 tane X izdüşüm U vektörü. Buradan ben A üssünü yalnız bırakmak istiyorum. Şurada net olarak yazayım artık. A üssü eşittir. A üssü eşittir 2 tane X izdüşüm U vektörü. 2 tane P var. Artı 2 tane P. Ve buradaki A'yı da öbür tarafa geçirdim. Eksi A şeklinde ne yapabilirim? Bunu hesaplamış olurum. Buradaki tabii X izdüşüm U vektörü dediğim vektör de, X izdüşüm U vektörü dediğim vektör de hangi vektörün? PA vektörünün. Bakın şurada yazıyor. PA vektörünün şu şekilde U vektörünün üzerine izdüşümü. O da nasıl buluyorduk? PA ile U'nun iç çarpımı
U ile U'nun iç çarpımı. Tabi U vektörü doğrultusunda olduğu için bunu da bu şekilde yapmış olurum. Böylelikle ne yaptım? Teoremimizi doğruluğunda görmüş oldum. Ama dediğim gibi bunu hesaplamak önemli, ezberlemekten ziyade. Bunu ezberlemenizi istemiyorum ama bunu yapmayı bilmeniz gerekiyor. Şuradaki şekil üzerinde, yani bir P, APH üçgeninde, bir de A üstü PH üçgeninde, tabi buradaki doğru üzerinde, doğru olduğu için doğru üzerindeki U doğrultusunda olan izdüşüm vektörünü kullanmış olduk. Mesela buradaki soruda yine aynı şekilde bunu yapmaya çalışayım. Yine yöntemi bakın, formülü ezberlemekten ziyade hemen buradaki formülü şu şekilde kullanmanızı istiyorum. Şöyle yaptım. Şimdi hemen bir P noktası alayım. Şuradan bir P noktası aldım bakın. RP. P noktası ne olacak? Doğru üzerinde bir nokta olacak. Bakın bu doğru. Doğru üzerindeki bir noktayı hemen 1, 1, 1 aldım. 1 aldım. A noktası zaten verilmiş. 1, 2, 3. 1, 2, 3 verilmiş. Bakın çiziyorum. Şunu da şöyle çizdim. Ondan sonra şunları da çiziyorum. Şu ikisi bunu böyle. Bu ikisi birbirinin tersi 2 vektör. Evet. Şimdi şunu, şuradaki x vektörünü, bu arada u vektörünü de hani gözünüzün önünde olsun. Şu da u vektörü olsun. U vektörü. Buradaki şu x vektörünün u vektörü üzerine izdüşümünü bir bulalım hemen. Evet. Şuradaki şöyle yaptım. Kırmızıyla gösterdiğim pembeyle x izdüşüm u vektörü hemen bulalım. X ile onun iç çarpımı. U ile U'nun iç çarpımı. U vektörü doğrultusunda. Peki U vektörümüz ne bu arada? U vektöründe hemen görebiliyorsunuz. 1, 1, 1. X vektöründe yazalım. PA vektörü, yani 0, 1, 2 vektörü. Dolayısıyla iç çarpımını alırsanız 1, 2, 3 bölü 3 kendisiyle çarptım. U. Ben burada ne oldu? Direkt şöyle olduğunu gördüm. X izdüşüm vektörü, hani buraya çizim ama U tam kendisiymiş, bu kadarmış zaten. U vektörünün ta kendisi çıktı. Pekala, X izdüşüm vektörünü buldum. Şimdi ne yapıyorum? Hemen şuradaki, şuraya bakın, bu Y'yi hiç, şu H'ı bulmakla uğraşmıyorum ki. Şuraya Y dedim. Şurası da eksi Y vektörü. Hemen yazıyorum. U vektörü, artık U vektörü yazabilirim. Şuradaki şunun tamamı U vektörü artı Y vektörü. Bu da eşittir X vektörü. Şuraya da isterseniz X üssü diyelim, A üssü noktasını. X üssü vektörü burada, orayı da yazalım. U vektörü eksi artı eksi Y vektörü. O da eşittir X üssü vektörü. Bunları taraf tarafa topladım. İki tane U vektörü eşittir x artı x üssü vektörü oldu. Zaten artık x üssü vektörünü bulabilirim hemen. X üssü eşittir 2 tane u eksi x vektörü. 2 tane u nedir? 1, 1, 1 eksi x vektörünü de yazmıştım. 0, 1, 2 şeklinde. Evet, buradan devam edersem x üssü eşittir. Ne olacaktır? 2, 1 ve 0 olacaktır. 2, 1, 0 olduğunu gördüm. Bu arada x üssü dediğimiz vektör neydi? A üssü eksi P. A üssü eksi P. Dolayısıyla ben artık A üssü noktasının koordinatlarını bulabilirim. 2, 1, 0 artı P'yi de ne yapmıştım? 1, 1, 1 bulmuştum. Öbür tarafa artı olarak geçti. Hesapladığım zaman 3, 2, 1 olduğunu buradan da hesaplamış oldum. İzdüşüm vektörü yardımıyla. Evet, bunu da yine farklı boyutlarda kullanabilirsiniz. Mesela R4'te de aynı şekilde yapabilirsiniz. Burada yine bir problem var. Bu problemleri de arkadaşlar hepinizin çözmesini istiyorum. Evet, şimdi bir sonraki derste de düzleme göre simetriyi göreceğiz.